Merhabalar değerli dostlarım. Şimdi çokgenlerin ikinci konu testindeyiz. Başlayacağız hemen sorularımızı çözmeye. Şöyle bir odaklanmasını da bir ayarlayayım. Evet, birinci sorumuzla başlayalım dostlarım. 4 tane iç açısının ölçüsü 130 dereceymiş. 4 tanesi 130. Diğer iç açılarının ölçüleri eşit ve 160 dereceymiş. Şimdi biz bu soru tarzını köşe taşında da çözdük. Tarama testinde de çözdük hatta. Dış açılardan çözeceğimizi söylemiştik. Neden? Çünkü hocam iç açılarının ölçüleri toplamını bilmiyoruz. Her çokgende farklıdır iç açıların ölçüleri toplamı. Bunu bulabilmem için kenar sayısını bilmem lazım. Ama dış açıların ölçüleri toplamı hepsinde sabittir ve 360 derecedir. O halde biz dış açıdan hareket edelim. Şimdi 4 tane iç açısının ölçüsü 130. İç açı 130'sa dış açı 180'i tamamlayandır 50. O zaman 4 tane 50 var dış açıların içinde. 50, 50, 50 ve 50 var. Artı diğer dış açıların iç açıları da 160. O zaman dış açısı 20'dir her birinin. Diğer dış açıları da 20'şer dereceymiş. Artık kaç tane 20 var? Bunu bilmiyoruz dostlar. Şöyle nokta nokta yapıyorum. 20. İşte bunların hepsinin toplamı 360 derece. Hepsi 360'a eşit. Şimdi toparlayalım. Şurası ne yaptı? 200 yaptı. Bu 200'ü bu tarafa atarsak burada 20'lerin sayısı kaç tane bilmiyoruz. K tane diyelim biz. K tane 20 var. Yani 20 çarpı K var burada. Eşittir. 200'dü bunlar. Bu tarafa atarsam 160 kaldı. Buradan K eşittir 8 çıktı. 8 tane 20 varmış dostlarım. 4 tane de 50 var. Demek ki toplam 12 tane dış açısı var bunun. Yani 12 kenarlı bir şekil o halde bu. Demek ki kenar sayımız 12. Bize neyi soruyor? Çokgenin bir köşesinden kaç tane köşegen çizilir diye soruyor. Dostlar, bir köşeden çizilen köşegen sayısını n-3 olarak ispatlamıştık biz size köşe taşında. Unuttuğunuz yerde şekil çizerek bulabilirsiniz demiştim. Lütfen unuttuysanız, unutuyorsanız bu formülü ya da o videomu izleyin. Yani köşe taşına dikkat edin. Birinci ya da ikinci köşe taşı olması lazım. Orada şekil çizerek de bulunacağını gösterdik. Demek ki n-3 yani 12-3'ten Bursa'dır sorumuzun cevabı. Evet, geçeriz biz de ikinci sorumuza. 8 kenarlı bir çokgenin çizilebilmesi için en az kaç elemanı bilinmelidir? Dostlar bunun için de 2n-3'tür demiştik. En az 2n-3 tane elemanı bilinmelidir. O zaman 2 çarpı 3'ten 16, 2 çarpı 8 16, 3 çıktı. 16'dan 3 çıkarsa da Edirne gelir sorumuzun cevabı. Üçüncü sorudayım dostlarım. Düzgün beşgen verilmiş bize. Bu düzgün beşgende x kaçtır diye soruyor. Dostlar tabii ki bunu birkaç farklı yolla çözeriz ama hani şunu da hatırlayın diye ben şu yolla çözeceğim. Normalde buralara işte 108'ler, 36'lar, 72'ler yazılınca sorunun cevabı geliyor dostlarım ama bir de şunu hatırlatayım istemiştim. Bir pratik yol öğretmiştik. Çemberden çözüyoruz demiştik. Düzgün beşgenin bir dış açısı neydi dostlar? 72. Dış açısı 72 derece. Hemen kenarların üstüne 72 yazıyorduk şöyle. Bütün kenarlara yazayım. Ve sonra şunu görüyoruz. X kaç tane 72 görüyor? Bakın yukarıdan bir tane, iki tane, arkadan bir tane. Şuranın da X olduğunu göz ardı etmeyin. O zaman 3 tane 72 görüyor X. Kural neydi? Gördüklerinin toplamının yarısı x'i verecek. O zaman bulalım. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim. 36, 3 tane 36, 108 yapar. Dördüncü sorudayız. Düzgün bir altıgen var, bir de kare var. Hemen burada ne yapacağız demiştik. İki düzgün şekil varsa kenarların üstüne tık tık simgesini koyup yeni bir ikizkenar üçgen bulacaktık. Bakın hem karenin hem de düzgün altıgenin kenarlarına tık tıkı koydum ve şuradaki ikizkenar bana soruyu çözdürecek. Şimdi burası 90. Düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. O halde şuraya 30 kaldı. Hocam kareden dolayı burası da 90. 30'sa tepe açımız taban açıları 75-75 olur. 90-75 alfaya da 15 derece kaldı. Evet, şu sorudayız. Beşinci sorumuz. 36 vermiş. Düzgün çokgenin bir kısmı çizilmiştir.
36 olduğuna göre bu çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Dostlar düzgün çokgense bir kere şurayı da çizdiğinizde bununla bu kesinlikle birbirine paralel olacak. Yani 36 ise şurası kesinlikle U kuralından 144 derece. Ben şuraya da X açısı yazsam ikiz kenardan bu da X olur. Ve bakın bir iç açımızın ölçüsü 144 artı X oldu. O halde şuradaki açı da 144 artı X olacak. Şimdi bakın şu üçgenin iç açılarını yazıyorum. 144 artı X var. 2X de şuradan geliyor. Yani 144 artı 3X eşittir 180. O halde 3X eşittir 36. X eşittir 12'yi bulduk. X 12 ise benim bir iç açım 144 artı X'ti. 144 ile 12'nin toplamı 146, 156 yaptı. Bu bir iç açı. Peki dış açı ne oluyor hocam? 156 ise iç açımız 24 oluyor dış açı. Peki kenar sayısını soruyor bize. Hemen 360 bölü dış açı yapıyorum. 360'ı dış açıya böldüğünüzde 5. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet 6. sorudayız. Alfa kaç derecedir diye soruyor. Şimdi direkt 90 tabii ki cevap. Yani birkaç farklı yolla bulabiliyoruz yine bunu. Ama şöyle yapalım biz. Şimdi bakın şu uzun köşegen her zaman neydi? Açıortay. Şurayı 60-60 bölecek düzgün altıgenimin bir iç açısını. İkiz kenar üçgenden dolayı şuralarda 120-30-30 üçgeninden 30'lar gelir. Bakın 30-60 burası 90'sa tabii ki alfamız da 90'ı paketledik. 7. sorudayız dostlarım. Yine bize bir açı soruluyor. Hemen bakalım. Düzgün beşgenmiş ve biz şunu bileceğiz. Düzgün beşgenin bir köşesinden kenara diklik indirilirse bu diklik hem kenarortay hem açıortay olacaktı. Kay kuralı demiştik biz buna. Kay kuralı. Bakın kenarortay çizmiş. O zaman bu diklik olacak. Bu tarafı da açıortay olacak ama gerek yok ona. Şimdi düzgün beşgense bir iç açımız 108. Şuralara 36-36 kaldı dostlarım. Şuranın 108 olması için 72. Bakın 72 90'da 162. Şuraya da 18 paketledim hemen. Şuna gelelim. Düzgün çokgen 36 olduğuna göre düzgün çokgen kaç kenarlıdır diye soruyor. Bu meraktan yapıyorduk bunu da dostlarım. Önce şunları bir uzatalım şöyle biz bir. Biz bir dış açımıza x derece diyelim. O halde burası da x derece. Bakın şu da x derecedir. Şu da x derecedir. Bunların ikisi de x derece. Çünkü ikisi de çokgenimin dış açısı. Peki x dış açıysa iç açımız ne olacak? 180 eksi x olacak. Pekala. Gerek var mı ona şu anda? Yok. Gerek yokmuş bu iç açıyı söylemeye. Şurayı görelim bir de. Bumerang dörtgenimiz vardı bizim. Şurada bakın. Bir bumerang dörtgenimiz var. Ve neydi bumerang? İçerideki 3 açının toplamı yani 36 ile 2x'in toplamı şu dışarıdaki şu açıya eşit. O halde bakın bu üçgenin 3 açısını da gördük biz. Bir açısı 36 artı 2x. Diğer iki açısı da xx yani bir 2x de oradan geliyor. Toplamları 180. Demek ki 4x eşittir 144. X eşittir 36 geldi. X neydi? Dış açı. Hemen 360'ı dış açıya yani 36'ya bölüyorum. 10 kenarlı bir şekildir diyorum bu şeklimiz. Evet 8'i de gömdük. 9 numaralı sorudayız dostlarım. Bakın düzgün altıgen içinden salak bir doğru geçiyorsa hemen kısa köşegenden faydalanın demiştik. İşte bu bizim kısa köşegenimiz. Bir kenar 6 ise şurası da 2'dir. Şunlar 6 6 burası 6 kök 3'tür. Ve şu salak doğruyu hipotenüs yapan uzunluğu çizdim. Dikdörtgenden burası 2 ise burası da 2. Burası 6 kök 3 ise bu da 6 kök 3. Şuraya da 2 kaldı 4'ten dolayı. Ve şurada Pisagor'u çakıyorum artık. Hemen diyorum ki x kare eşittir. Bir 6 kök 3'ün karesini alacağız dostlar. 108 yapar. Bir de 2'nin karesini alacağız. 4 yapar. O da 112 yaptı. Demek ki x kare 112 ise... X'i bulalım hemen. X'imiz ne gelecek? 112 16 çarpı 7 midir? 60. Evet 112 16 çarpı 7'dir. 4 kök 2 yapıyor dostlar. 10. sorudayız arkadaşlar. Yine bir düzgün altıgen verilmiş.
EGGD'ye eşit. Şurası da şuraya eşit olduğuna göre DG 4 kök 2 santim ise ABX kaçtır? AB bir kenarı soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Bir kenar uzunluğuna 2X diyelim. O halde bu da X, bu da X. Tabii ki bir kenar 2X ise şuradaki kısa köşegen bunun köküç katıydı. 2X köküç. O zaman şurası X köküç olur. Tabii ki burası da x köküç olur. Ve şuradan da Pisagor çakarım ben, değil mi dostlar? Burası 90 dereceydi çünkü kısa köşegen kenara dikiner demiştik. Hemen Pisagor'u çakalım. 4 kök 2'nin karesi 32 yapar. X kare ile bu neydi? X köküç. X köküçün karesi 3x kare. Yani 4x kare 32. 4'e bölersek 8 eşittir x kare. X eşittir 2 kök 2. Bana 2x'i soruyordu. 4 kök 2. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. 11. soru. Düzgün çokgen, açıortay, çokgen kaçkenarlıdır diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle yapalım. Şu düzgün çokgenin şu açılarını A diyelim. Bir iç açımız 2A oldu. O zaman burası da 2A. Ve bakın şurada bir dörtgen çıktı. Şurası. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. 2, 3, 4 tane A ile 60'ın toplamı o halde 360. Demek ki 4A eşittir 300. 4'e bölersek A eşittir 75 derece geldi. A 75 ise 2A dediğimiz şey 150. O zaman benim bir dış açım 30 derece olmalı. Dış açıyı biliyorsam hemen 360'ı dış açıya bölerim. 12 kenarlı bir şekilmiş derim bunun için. Yine bir düzgün çokgen ve diklik var orada dostlarım. Verilenlere göre çokgen kaç kenarlıdır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar ne demiştik? Düzgün altıgende kısa köşegen dikiner kenara demiştik hatırlıyorsanız. Yani bunun altıgen olduğunu buradan da söyleyebilirim. Ya da şimdi şu açıya x derim. Tabii ki ikizkenar olduğu için bu açıya da x derim. Dolayısıyla benim bir iç açım 90 artı x oldu. O halde burası da 90 artı x'tir derim. Ve şuradan üçgenin iç açıları toplamı 90 artı 3x eşittir 180 yapıp 3x eşittir 90, x eşittir 30'u yazarız. X 30 ise benim bir iç açım 90 artı x'ti yani 120 olur. İç açımız 120 ise dış açımız 60 demektir. Hemen 360'ı da 60'a bölersek 6 kenarlı bir şekil olduğunu böyle de söyleyebilirmişiz. Evet, yine bir düzgün altıgen görüyorum 13. soruda ve yine içinden salak bir doğru geçmiş. O zaman hemen şu kısa köşegeni çizelim. Kısa köşegen kenara dikiner demiştik ve bu kısa köşegen yardımıyla da soruyu çözmeye çalışacağız. K elemanıdır BC. Buna göre x kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye soruyormuş bize. He, x kaç farklı tam sayı değeri alabilir diye soruyor. Dostlar bu K noktası hareketli bir noktaymış burada. Yani B'ye kadar da gelebilir. Şurası olur, şurası olur, şurası olur veya buralar, buralar, buralar. C'ye kadar da gelebilir. Peki C olursa C 10, 10 diyelim. Şurası 10 kök 3. Şöyle de çizelim. Burası da 20. Uzun köşegen bir kenarın iki katıydı. Şimdi C'nin üstüne gelirse 10 kök 3 olur. Dolayısıyla en kısa değerini almış olur. B'nin üstüne gelirse 20 olur. Dolayısıyla en büyük değerini almış olur. Demek ki 10 kök 3 ile x dediğimiz şey 20 aralığında bir değer olacak. Şimdi 10 kök 3 dediğimiz nasıl bir sayı onu hesaplayalım. Kök 300 demek arkadaşlarım. 10 kök 3 kökün içine soktuğumda kök 300 demek. Şimdi kök 300'de 289 olsun. 289 var. 300'den bir küçük 17'nin karesi. Evet, 17 olsaydı 17 diye dışarı çıksaydı bu 289 olmalıydı. 324 deseydim 18 diye dışarı çıkacaktı. Demek ki 17 ile 18 arasında bir sayı değeriymiş bu. Yani 17,2 diyelim buna. Şimdi 17,2'den büyük olacak x'imiz. Ne olabilir? 18 olabilir, 19 olabilir. 20'den küçük dediği için de 18 ile 19 olabilir. Başka da aklıma bir şey gelmiyor dostlarım. Yani şöyle düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. İki tane değer buluyorum dostlar. İki tane. Bakayım kaç farklı tam sayı değeri alır? 10 kök 3 değil mi burası? 10 kök 3. Kök 300 demektir. 289 17'nin karesi. 289 18'in karesi de
324. Yani 17 ile 18 arasında bir değer alacak. Ha, 20 de olabilir tabii ki. 20'yi katmadık biz. Çünkü 20'ye eşit de olabilir. Tam B noktasına gelip 20 de olabilirdi dostlarım. Doğru. 3 tane değer alır. Tamamdır. Şimdi 14'e geldik. Düzgün altıgen ED'yi 10 vermiş bize. Bir kenarımız 10. Buna göre alan APF kaç santimdir? Şimdi şuradan çizdiğim kısa köşegen neydi? Bir kenarın kök3 katı. Şimdi demek ki şuradan çizdiğim diklik de artık 10 kök3. Çünkü bu kenara hep dikti. Bu iki kenar da birbirine paralel olduğu için benim buradan indirdiğim bütün diklikler 10 kök3'tür. O zaman üçgenimin tabanı 10, yüksekliği 10 kök3 bölü 2'den 50 kök3'ü paketledim. 15'e geldik. Alan EFK'yı 9 kök3 vermiş bize. Olduğuna göre x kaçtır diye soruyor. Şimdi x bizim bir kenar uzunluğumuz. Biz 2k diyelim buna. Bir kenarına 2k diyelim. Bakın kısa köşegen gelmiş her zaman dikiner bu 1. Bir kenarın uzunluğu 2k ise kısa köşegen bunun kök3 katıydı. 2k kök3'tür. Demek ki şurası k kök3, burası da k kök3. Arkadaşlar bu dik üçgenin alanını vermiş bize. Dik kenarlarını çarpıyorum 2k ile k kök3'ü çarpıp 2'ye böldüğümde 9 kök3 olmalıymış. Peki şu kök3'ler gitsin. Şu 2'ler gitsin. Bakın k kare eşittir 9 oldu. K 3 çıktı. Demek ki 2K'da 6 gelecek. Sorumun cevabı Bursa'dan çıktı. Şuna bakalım. 16 numaradayız. 2 var. 4 var. Düzgün altıgen 4, 2 taral alanlar toplamı kaç santimetre karedir diye bir soru sormuş bize. Dostum şuradan da bir diklik ben indiriyorum. Bir kenar 6 dediğimiz için şu diklik 6 kök3 oldu. Tabi şurada bir dikdörtgen oluştu. O halde burası da 2. Hatta şurası da 4. Bir kenar 6 idi. Şimdi şuradan bakın diklik indirmiş. Bu da dik. Yani şuna A diyelim. Buna B diyelim. Üstteki dik üçgenin alanı 2 çarpı A bölü 2'dir. Alttaki dik üçgenin alanı 4 çarpı b bölü 2'dir arkadaşlarım. Tabii ki şimdi bu dik üçgenlerin hatta şunların kelebek olduğunu da görürseniz 2'ye 4 oranı varsa a'ya 2a da diyebiliriz ve bakın 3a'yı biz 6 kök3 diyebiliyoruz. O zaman a'yı 2 kök3, 2a'yı da 4 kök3 diye yazarım. Şimdi üstteki üçgenin alanı 2 çarpı 2 kök3 bölü 2'dir. Yani 2 kök3'tür. Alttaki üçgenin alanı 4 çarpı 4 kök3 bölü 2'dir. Yani 8 kök3'tür. 8 kök3 bu. 2 kök3 de bu. Toplam 10 kök3 olur. Böylelikle de bu konumuz biter. Şimdi bir sonraki sorularımız, testimiz ÖSYM testi biliyorsunuz. Ben ÖSYM sorularını çözmüyorum. Hem telif hakkından dolayı hem de çözümleri zaten internette var arkadaşlarım. İstediğiniz yerden bulursunuz. Zaman kaybı yapmıyorum onlarla. Peki, hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.